hem ücret konusunda vatandaştan ciddi şikayetler var, hem Etus esnafıyla görüşüyoruz. Onlar kar elde edemedikleri konusunda şikayetleri oluyor. Bence iki tarafı da memnun edecek ortak bir çözüm bulmak gerekiyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin en önemli sorunlarından birinin şehir içi ulaşım sorunu olduğuna dikkat çekerek bunun da belediyeler tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. İba, son yapılan ulaşım zamlarının ardından vatandaşların şikayetlerinin daha da arttığını, mesafeye göre en pahalı illerden birinin Edirne olduğuna dikkat çekerek belediyenin kendi sorumluluk alanında olan bir konu olduğunu göz önünde bulundurarak her iki tarafın da mağduriyetini ortadan kaldıracak bir çözüm noktasına getirmesini bekliyoruz dedi. Şehir içi ulaşım belediyelerin yani yerel yönetimlerin sorumluluk alanında. Edirne Belediyesi de ulaşımı kendi sorumluluk alanında görüp hem Etus esnafının hem de Edirneli vatandaşlarımızın memnun kalacağı ortak bir noktaya taşımasını bekliyor aslında tüm Edirneli vatandaşlar. Burada şehir içi ulaşımın belediyelerin bir hizmet alanı olduğunu görüp vatandaşın memnuniyetsizliğini merkeze koymasını bekliyoruz biz. Hem ücret konusunda vatandaştan ciddi şikayetler var, hem Etus esnafıyla görüşüyoruz. Onlar kar elde edemedikleri konusunda şikayetleri oluyor. Bence iki tarafı da memnun edecek ortak bir çözüm bulmak gerekiyor Edirne'de şehir içi ulaşıma. Bununla ilgili belediyenin kendi sorumluluk alanında olan bir konu olduğunu göz önünde bulundurarak her iki tarafında mağduriyetini ortadan kaldıracak bir çözüm noktasına getirmesini bekliyoruz biz. Mesafeye göre en pahalı ücretin alındığı illerden biri olduğumuzu, bunun karşılığında hizmet kalitesinde yaklaşık 40 bin öğrencisi olan bir şehriz. Öğrencilerin ciddi mağduriyetler yaşadıklarını, işte geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gördük, sınava yetişemeyen öğrencilerimizin olduğunu, duraklarda bekleme süresinin çok uzun olduğunu, her iki tarafın da memnuniyetini sağlayacak bir çözüm Edirne Belediyesi'nin sorumluluğu ve biz Edirneli vatandaşlar olarak bu çözümü bekliyoruz.